Nefis bir İmam Bayıldı tarifim var sizlere. Asla yağ çekmeyen, hafif, güzel bir tarif. 5 tane orta boy patlıcan tercih ettim ben. Vermiş olduğum iç harcı da böyle 6 taneye de yeterli olacak kadar. Şöyle kenarlarını soyun. Bakın şuralarını bu şekilde alalım. Öncelikle bu baş kısımlarına bu kadar bırakıyorum ve ayıklıyorum. Daha sonra alacalı bir şekilde soyuyorum. Çok fazla almıyorum kabuklarını ki pişerken dağılma yapmasın. Bu uç kısmını da o yüzden biraz bırakıyorum bu kısmını da. Öncelikle tuzlu suyu hazırlarsanız daha iyi olur. Çünkü bazı patlıcanlar çok çabuk kararabiliyor. Şöyle bir yemek kaşığı dolu dolu tuzu alıyorum, suya karıştırıyorum ve hemen patlıcanları ekliyorum. Üstüne şöyle baskı yapsın diye bir tabak yerleştiriyorum. Tuzlu suda 20 dakika kadar beklettikten sonra temiz bir havlu ile veya böyle mutfak peçetesi ile kuruluyorum ve tepsiye alıyorum. Ben bu tarifimde hafif olması için ve asla böyle yağ sizi rahatsız etmesin diye fırında yapmak istiyorum. Orijinalinde yağda kızartılıyor ama fırında da yaptığınızda gerçekten çok lezzetli oluyor. Ve hafif oluyor, kesinlikle rahatsız etmiyor. Bütün patlıcanlara bu şekilde kuruluyorum. Ve tepsimi alıyorum. Bütün patlıcanların üzerine kuruladıktan sonra şöyle göz kararı tuz serpiyorum. Ve yağ serpiyorum. Göz kararı çok fazla kullanmayın lütfen. Şimdi diğer taraflarını da aynı şekilde tuzlayacağım ama yağ serpmeyeceğim. Çünkü yağlar zaten direkt bu şekilde aşağılarına yan taraflarından inmiş olduğu için oralara yağ serpmiyorum. Sadece göz kararı şöyle lezzetlendirmek için tuz serpiyorum ve güzelce ovalıyorum. Her tarafına şöyle tuzu yağı gelsin. Çok güzel kızarsın ve lezzetli olsunlar diye güzelce ovuyorum hepsini. Şöyle düz olan taraflarını alta alıyorum. Rahatça duracağı şekilde bıraktım ve şimdi bir çizik atacağım. Çünkü şu şekilde. Çok fazla da şuralara, şu kısımlara girmeyin lütfen. Dağılma olmasın. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında pişiriyoruz. İç harcı için 3 tane orta boy soğanı ay şeklinde doğruyorum. Ocağı yaktım, orta ateşe aldım. Çeyrek çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Çok fazla yağ kullanmıyorum. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Bu tarifte sarımsağı biraz bol kullanıyoruz. Şöyle 5 büyük diş sarımsak kullanıyorum. Arttırabilirsiniz. Sarımsakları da soğanların üstüne alıyorum. İkisini birden tekrar kavurmaya devam ediyorum. Kısık ateşe alıyorum. Kısık ateşte kendi hallerinde kavrulurken ben de biberleri doğramaya geçiyorum. 5 adet biber kullanıyorum. Yeşil sivri biber, bir tanesi de çağrıştan biber. İnce ince biberleri doğruyorum. Yeşil biberleri de soğan ve sarımsaklar yumuşadıktan sonra üzerine alıyorum. Güzelce kavurmaya devam ediyorum kısık ateşte. Bak, orta boy domatesi yemeklik doğruyorum. Domateslerin kabuklarını soyarak küçük küçük doğruyorum. Zeytinyağlı olduğu için çok fazla biber kullanmıyorum. Biraz lezzet vermesi için şöyle çay kaşığı kadar karabiber kullanıyorum. Ve tatlı kırmızı toz biber kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı çünkü
salça kullanmayacağım. Bazıları tabii ki salçalı, şöyle yağlı, renkli olsun istiyorlar. Öyle sevenler için bir parça salça ekleyebilirsiniz. Ama bu zeytinyağlı olduğu için ben salça kullanmayı düşünmüyorum. Yarım tatlı kaşığı da tuz ekledim. Şimdi domateslerini de ekliyorum. Domatesler güzelce ezilene kadar pişiriyorum. Çok güzel yumuşacık olana kadar pişirin. Lütfen bütün sebzeler birbirine geçip özletsinler. Çeyrek demet maydanozu ince doğruyorum. Daha iyi yumuşasın diye kapağı kapalı bir şekilde kısıp ateşte domatesler iyice sulanıncaya dek pişirdim. Şimdi maydanozları ilave ediyorum. Maydanozları ilave ettikten sonra çok fazla pişirmiyorum ki maydanozlar ölmesin. Zeytinyağlıların özelliğidir. Bir tatlı kaşığı da silme olacak şekilde, çok dolu değil, toz şekeri ekliyorum. Altını kapatıyorum. Şöyle bir karıştırıp bırakıyorum. Patlıcanlar yumuşacık oldu. 40 dakika kadar piştiler. Şöyle bıçak veya kürdan batırarak yumuşaklığını kontrol ettikten sonra fırından alabilirsiniz. Patlıcanların içini şu şekilde açıyorum. İç harcını koymak için şöyle bir alan oluşturuyorum. Bu işlemi yaparken baktınız ki çok fazla çekirdekleri var. Şöyle alabildiğiniz kadar şu tomurcuk kısımlarını da alıp temizleyebilirsiniz. Bütün patlıcanlardan bu şekilde temizleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hepsi tam geldi. 5 adet orta boy, hatta biraz daha büyük benim patlıcanlarım yetti. Aynı tavada salçalı suyunu hazırlayalım. Çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağını veya zeytinyağını tavaya alalım. Yarım yemek kaşığı salça kullanıyorum. Direkt salçalı suyu hiç burada kızdırmadan da yapabilirsiniz. Ben salçayı kavurarak daha çok sevdiğim için salçayı kavurarak suyunu vermek istiyorum. Salça yerine dilerseniz domates rendesi de kullanabilirsiniz. Bir büyük boy domatesi rendeleyip hafif yağda şöyle iyicene kavurup bir bardak üzerine su dökerek birkaç dakika kaynattıktan sonra tepsinize ekleyebilirsiniz. Kırmızı tatlı toz biber ekliyorum, bir çay kaşığı kadar. Salça kavruldu. Şimdi üzerine bir klasik su bardağı suyu ekliyorum. Bir taşım kaynadıktan sonra tepsiye ekleyeceğim. Şöyle bir fiske tuz ekliyorum. Bir taşım kaynadıktan sonra kapatıp tepsiye ekleyeceğim. Kaynamaya başladı. Altını kapatıyorum. Birer kaşık da içlerine dolduruyorum. 200 derecede önceden ısıtılmış fırına veriyorum. Asla yağ sizi rahatsız etmez. Yağ oranına gayet normal. Çok hafif bir imam bayıldı tarifi.
deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.